Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu böyle acayip aktif son dönemde. TOBA gidiyor. Merkez Bankası'na gitti daha önce. Sonra TOBA gitti. Ondan sonra pazar gezmeleri devam. Liderlerle görüşüyor. Oldukça tempolu bir şekilde hareket ediyor. Kemal Bey nasıl bir ivme izliyor? Yani sen bunu bir yakın planda bir seçim atmosferine girmiş bir lider olarak mı görüyorsun? Yoksa başka nasıl bir hedefi var? Ve son dönemdeki çıkışlarını nasıl buluyorsun? Şimdi ben bugün de yazdım. CHP nihayet gerçek gündeme döndü diye. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tam bir haftadır bu gereksiz helalleşme tartışmasıyla vakit kaybetti. Yani Türkiye ciddi bir ekonomik krizin içinden geçerken Sayın Genel Başkan geçen hafta bir helalleşme tartışması açtı ve Perşembe gecesi Habertürk TV'de dolar 11.30'a dayanmışken helalleşmenin ne olduğunu anlattı. Oysa ki o gece herkes Sayın Genel Başkan'dan helalleşmeyi değil, Türkiye ekonomisinin nasıl düze çıkarılması gerektiğini anlatmasını bekliyordu. Tabii hayatın gerçeği her zaman gelir, sizi etkiler. Hayatın gerçeğinden kaçamazsınız. Bugün Türkiye'de hayatın tek gerçeği ekonomidir. Ekonomi konuşmayan, ekonomiye çözüm üretmeyen ya da çözüm üreteceğine dair güven vermeyen hiçbir siyasi hareket başarılı olamaz. Bu bağlamda da CHP milletvekilleri dün Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı ziyaretine başladılar. 30 milletvekili esnafla, çiftçilerle, köylülerle sohbet ediyor. Kendi politikalarını anlatıyor Cumhuriyet Halk Partililer. Ben Nisan ayının, yani 2022 yılının Nisan ayında bir seçim bekliyordum. Nisan demiştin söylemiştim. Zaten, evet. Ama bugün Ankara'da bu işleri işte iyi bilen, biraz böyle havayı koklayan çeşitli siyasetçilerle de konuştum. Onların da beklentisi şu: 2022 yılının Mart ayında hükümetin bir erken seçim kararı alacağı yönünde. Çünkü Tayyip Erdoğan şunun farkında. Biraz sonra hocam da anlatacaktır. Çünkü dolaşıyor o da sürekli. AKP'nin ve MHP'nin oyları gitgide düşüyor. Yani şu anda %40 bandının altındalar. Ve şu an ekonomik kriz kendisini daha çok hissettirecek. Artık soğan cücüğü yiyelim, efendim bayrak inmez, ezan susmaz falan, bunları kimsenin ne duymaya ne dinlemeye tahammülü var. Ya ben çocuğuma süt alamıyorsam kardeşim, bana edebiyat yapma derim. Bayrağı kimsenin indirdiği yok, ezanı da çok şükür kimsenin susturduğu yok. Bu ülkede hiç kimsenin de ne bayrağı indirmeye ne de ezanı susturmaya gücü yeter. Türk milletinden de kimse çıkıp zaten böyle bir şeye de yeltenmez. Bu edebiyatla bir yere kadar getirdiler. Ama şu anda hayatın gerçeğiyle toplum karşı karşıya. Doların gitgide yükselmesiyle birçok şirketin ne yazık ki kapanacağını, binlerce insanın da işsiz kalacağını görüyoruz. Burada tek gündem nedir? Az önce Tuncay Hocam da ifade etti, ben de ifade ettim. Tek doğru gündem muhalefet partilerinin bir araya gelerek erken seçim istemesi, hatta erken seçimde değil hemen seçim istemesi gerekir. Çünkü Türkiye bir seçim sürecine girerse hem doların ateşi düşer, hem TL'nin değer kaybı durur, hem toplumda bir umut olur, hem de yabancı sermaye Türkiye'de bir istikrar görecekse Türkiye'ye yatırım yapmaya başlar. Aynısı yerli sermaye için de geçerlidir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'nin gelip gelebileceği nokta burasıydı. Az önce doların ve euronun yükseldiğini grafikte gösterdik. Ne zaman doları artık tutamamaya başlamışsın? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte. Tuncay Hocam güzel bir noktaya dikkat çekti. Çok. Bizim de izleyicimiz Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer geçen günde sağ olsun bir yazım üzerine aradı. Programlarımızı da beğeniyle izlediğini söyledi. Kendisine de buradan saygılarımızı... Eşya Hanımefendi'yle beraber. Eşya Hanımefendi'yle birlikte. Semra Hanım. Sayın Ahmet Necdet Sezer ve Merkez Bankası Başkanı Sayın Süreyya Serden Geçti'nin yönetimde olduğu dönemde, yani denge ve denetlemenin olduğu bir dönemde AKP iktidarı varken dolar hiç yükselmiş. Ben Tuncay Bey'i o konuda bir kere daha tebrik ediyorum. Yani doğru bir tespit yaptı. Bu saate kadar kimsenin hatırlattı, söylemediği bir tespitti o hakikaten. Hani parlamenter sistem... Çünkü diyor onları kontrolsüz bıraktınız mı diyor, bu hale geliniyor. Parlamenter sistem kötü, parlamenter sistem kötü diyorlar ya. Türkiye'de ne zaman bu alt üst oluş başladı? Süreyya Serden Geçti gitti.
Yani görevi bitti, bırak. Görev süresi bitti. Sayın Ahmet Necdet Sezer'in görev süresi bitti. Ondan sonra kontrolsüz bir şekilde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı AKP'li, o AKP'li, bu AKP'li. Ya bir dakika kardeşim, bu yanlış diyecek tek bir kişi kalmadı. Evet. Parlamenter sistem o yüzden önemli. Ya TRT Genel Müdürünü atarken bile 3 tane imza gerekiyordu. Merkez Bankası Başkanı'nı atarken bile 3 tane üçlü imza gerekiyordu. Üçlü kararname diyelim buna. Hani üçlü kararname gerekiyordu. Geçmişte hatırlayın, Turgut Özal Cumhurbaşkanı iken ya da Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı iken başbakanlarla TRT Genel Müdürlüğü yüzünden, Merkez Bankası Başkanlığı yüzünden sonuçta bazı tartışmalar olurdu ve ne kadar da doğru tartışmalarmış. Ya Turgut Özal en güçlü olduğu dönemde bazen Merkez Bankası Başkanı'nı ya da TRT Genel Müdürünü atayamıyordu. Öyle değil mi hocam? Çünkü bir denetleme vardı, bir denge vardı. Bütün dengeleri gözetmek zorundaydı. Toplumun %50'sini yok sayabiliyor muydu Turgut Özal? Ortaya bir politika atıyordu. Toplum tepki gösterince tamam vazgeçtim diyordu ve kapatıyordu. Bir daha da inatlaşmıyordu toplumda. Ya şimdi bütün Türkiye ağlıyor. Ya arkadaş, bu dolar politikanız yanlış, bu euro politikanız yanlış. Cumhurbaşkanı hayır kardeşim, ben bunda ısrar ediyorum, bunu yapacağım diyor. E yapıyorsun da benim canım çıktı kardeşim. Canım çıktı ya. Yani halk olarak biz eziliyoruz. Biz yarın çocuğumuza nasıl süt alacağız, nasıl ekmek alacağız, nasıl kiramızı ödeyeceğiz, elektrik paramızı nasıl vereceğizin derdindeyiz. Yani siz Arap sermayesini getireceksiniz, bilmem ne sermayesini getirip Türkiye'yi ucuz iş gücü cennetine, işçiler açısından cehennemine çevireceksiniz diye bunu yapmaya hakkınız var mı? Erken seçim en doğrusudur, ama buradan bir çağrı yapayım. Tüm muhalefet partilerinin liderleri kompleksiz bir şekilde bir araya gelmeli ve ortak bir deklarasyon yayınlamalıdır. Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Ali Babacan, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Meral Akşener, galiba öyle bir hazırlık varmış. Sayın Gültekin Uysal, Sayın Temel Karamollaoğlu ve HDP. Yani kardeşim, Türkiye yanıyor. Hala AKP, MHP ne diyecek diye 6,5 milyon oy alan bir partiyi de bu çağrının dışında tutmamanız gerekir. Muhalefet bir araya gelecek. Erken seçim konusunda kararlı olduğunu gösterecek. Mitingler düzenleyecek. Bu mitinglerde zama zulme hayır diyebilirsiniz. Zama zulme hayır ya da zamlara hayır. Hayat pahalılığına hayır diyebilirsiniz. Bunu eğer sistemli bir kampanya haline getirirse muhalefet, hem toplumsal tepkiler yasal ve meşru bir alanda ifade edilir. AKP'nin de bunu provoke etmesine ya da bunun üzerinden siyasi istismar yapmasına izin verilmez. Hem de toplum bir araya gelerek kendi sorunlarına çözüm arar. Burada tabii sadece muhalefet partilerine görev düşmüyor Gürkan. İşçi sendikaları, memur sendikaları da bu konuda harekete geçmeli. Bakın, peki, şu anda memurların aldığı zam eridi. %5+7 dediler, öyle bir zam kalmadı. E asgari ücret zaten eriyor. Şu anda bir ücretli $220, yarın belki $210, belki $200 düşecek. Toplumun tüm kesimleri AKP'nin bu politikalarına karşı çıkmalı. Erken seçim derhal istenmeli. Parlamenter sisteme dönüşün, denge denetleme sisteminin bir an önce oturtulması, topluma anlatılmalı. Bu işin tek çözüm yolu erken seçimdir, derhal seçimdir. CHP de burada en büyük parti olarak, muhalefetteki en büyük parti olarak lokomotif görevini üstlenmelidir. Hiçbir partiyi ayırt etmeden, hiçbir partiyi ayrımı yapmadan bu çağrıları sistemli bir hale getirmelidir. Yoksa seçim istiyoruz deyip devamını getirmemek, siyaseten adım atmamak seçim olmasın demektir. Bir an önce bu seçimin de yapılması lazım.